sona ermişti. Usta Eğitim TV'nin tarih dersi son hızıyla devam ediyor. En son 2. Selim döneminde kalmıştık. Sarı Selim. Yükselme dönemini bugün bitireceğiz. 3. Murat dönemine geçmiş olacağız. 2. Selim yani Sarı Selim Kanuni'nin oğlu olduğunu biliyorsunuz. Ondan önce sıralamayı yapmak istiyorum size. Sıralamayı yaparak daha hızlı hareket edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet yükselme döneminin ilk padişahıydı. Fatih'ten sonra 2. Bayezid geliyordu. 2. Bayezid. Ondan sonra 1. Selim vardı. Yavuz Sultan Selim. Sonra 1. Süleyman vardı. Kanuni Süleyman. Ondan sonra 2. Selim geliyor. Sarı Selim. 2. Selim sonrasında da 3. Murat geliyor. 3. Murat da yükselmenin son padişahı. Fatih Sultan Mehmet'i işledik. 2. Bayezid'i işledik. 1. Selim'i işledik. Süleyman'ı işledik. Selim'i, 2. Selim'e geldik. Şimdi 2. Selim'i göreceğiz ve 3. Murat dönemiyle de yükselme dönemini bitireceğiz. 2. Selim 11. Osmanlı padişahı, 76. İslam halifesidir. Babası Kanuni, annesi ise o çok iyi bildiğiniz Cadı Hürrem'dir. 2. Selim sefere gitmeyen ilk Osmanlı padişahıdır. Kanuni'den sonra sefere gitmeyen ilk padişah 2. Selim'dir, Sarı Selim. 1566'da Zigetvar'da hayatını kaybeden Kanuni'den sonra tahta çıkmıştır. Çok önemli bir olay var ki onu da şöyle anlatmak istiyorum. Kanuni'nin cenazesini getiren Sokulu Mehmet Paşa'dır. Sokulu Mehmet Paşa önde, cenaze arabası arkada olmak üzere gelirken Macaristan'dan Edirne'de bekliyor Sarı Selim. Asker Sarı Selim'i görünce yürümüyor. Şimdi Selim diyor ki, bre paşa niye yürümüyor bu çerilerim diyor. Çeriler de diyor ki, yeniçeriler, önde ot arabası var, yürüyemeyiz diyorlar. Yani Selim Sarı ya, ona ota benzetiyorlar. Zaten Selim'i de çok sevmiyor yeniçeriler. Ordu Selim'i çok sevmiyorlar. Zaten Mustafa'nın ölümünden sonra askerlerde huzursuzluk baş göstermişti. Sonra geliyor diyor ki Sokulu Mehmet Paşa 2. Selim'e, padişahım diyor, bunlara cülüs bahşişi dağıtmamız lazım. Bahşişi dağıtmazsak İstanbul'a giremeyiz diyor. O da diyor ki, ne bahşişi falan, düştünler arkama diyor. Ve Yeniçeriler kazan kaldırıyorlar. Kalkanlarına vurmaya başlıyorlar çok sinirli bir şekilde. Ortam gerilmiş. Sonra Sokulu Mehmet Paşa ikna ediyor 2. Selim'e ve onlara cülüs bahşişi dağıtılıyor. Ancak böyle İstanbul'a girebiliyor. 2. Selim orada şunu anlıyor. Ya diyor, ben emir veriyorum, asker yürümüyor. Sokulu Mehmet Paşa diyor emir veriyor, yürüyor. İyi diyor, benim işime gelir. Sokulu Mehmet Paşa diyor devleti idare etsin. Ben de yiyeyim içeyim yatayım. İşte ondan sonra da 2. Selim sefere gitmeyen ilk padişah oluyor. Yönetimi Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakıyor. Bu nedenle milli eğitim kaynaklarımızda Sokullu dönemi olarak adlandırılıyor bu dönem. 2. Selim Sokulu Mehmet Paşa'nın ordu üzerindeki gücünü görünce yönetimi sadrazamı ve aynı zamanda damadı olan Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakıyor. Ama bu dönemde Sokulu Mehmet Paşa'nın gayretleriyle yine birçok fetih devam ediyor. 2. Selim'in sefere gitmemesi ilk başta çok sıkıntı değil. Sokulu Mehmet Paşa devleti iyi idare ediyor. Sokulu Mehmet Paşa sayesinde Sakız Adası alınıyor. Bu fetihle birlikte boğazların güvenliği sağlanmış. Böyle bir soru gelirse unutmayın. Boğazların güvenliği neyle sağlandı diye. 2. Selim döneminde boğazların güvenliği Sakız Adası'nın alınmasıyla başladı. Bazı kaynaklarda bunu Kanuni dönemine alsa da Kanuni'nin son döneminde 1566'da olduğu için Kanuni vefat etmişti o kuşatma sırasında, alan 2. Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa. 1569'da Aceh seferi var. Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan Aceh Sultanı Alaaddin Şah Osmanlı'ya Portekizlere karşı yardım istiyor. Sevgili öğrencilerim, şimdi Aceh'in nerede olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. O nedenle ben size Aceh'i göstermek istiyorum. Tekrar şurayı okuyalım da. Endonezya'nın Aceh seferi var. Aceh Sultanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlanıyor. Aceh neredeymiş? Endonezya'daymış.
Şimdi o Endonezya'daki Aceh'e bir bakalım. Aceh Sultanlığı, Endonezya. Endonezya'daki Aceh Sultanlığı hemen haritaya bir bakalım neredeymiş. Yani Endonezya nereye? Bizim olduğumuz yer nereye? Bakın Sumatra Adası'nda Türk bayrağı var. Gördüğünüz gibi Sumatra Adası Aceh Sultanlığı Endonezya'da. Çok enteresan sevgili öğrencilerim. Dünya haritasına baktığımızda işte Aceh Sultanlığı'nda görüyoruz. Şöyle yapalım. Osmanlı ruhu demiş. Bak Endonezya'da Osmanlı ruhu. Türk askerlerine savaşı eğitim aldılar. Top dökmeyi öğrendiler. Aceh Sultanlığı. Şöyle gösterelim. Sumatra Adası'nda Aceh Sultanlığı. Sumatra Osmanlı'daki uzaktaki dostu. Sumatra Adası 20. yüzyıl başlarında Aceh işte bildiğimiz. İşte burası. 1540'larda Aceh Sultanı Alaaddin Osmanlı Devleti'nden destek almak için İstanbul'a elçi gönderdi ve daha sonra yardım talebi etti. İşte bizim kıyafetlerimiz görüyoruz. İkinci Selim oturdu. İkinci Selim Aceh seferine büyük elçi büyük ilgi gösterdi. Elçi Sultan Alaaddin'in gönderdiği mektubu Osmanlı padişahına sundu. Aceh Sultanı mektupta kendisi Osmanlı'nın ve padişahı kulu olarak gördüğünü, Yemen ve Aden Beylerbeyliği'nin dostu olduğunu anlattı. Ondan sonra da böyle devam ediyor. İkinci Selim'in yanıtı da işte şey göndermek oldu. Donanma gönderilemedi ama orası Osmanlı'ya bağlandığını söyleyebiliriz. Tamam, Aceh'in de nerede olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi burada bir önemli olay daha var. İkinci Selim'in emriyle o sıralarda 79 yaşında olan Mimar Sinan tarafından 1569'da yapımına başlanıyor. 1575'te sona eriyor. Edirne Selimiye Camii. Bizim tarihimizin, kültür tarihimizin en önemli eserlerinden bir tanesi ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne Selimiye Camii'dir. 2011 yılında Paris'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiştir. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Kültür Mirası listesindedir. Daha önce bahsetmiştik. Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzadebaşı, kalfalık eseri Süleymaniye, ustalık eseri Selimiye. Şöyle sorulabilir. Edirne Selimiye Camii hangi padişah adına yapılmıştır? Hangi padişah adına? İkinci Selim adına, onu unutmayalım. Şimdi Kıbrıs'ın alınması gerekiyor. 1571'de Kıbrıs'ın fethi söz konusu. Kıbrıs 2. Selim döneminde fethedilmiştir. Doğu Akdeniz Osmanlı'nın iç denizi haline gelmişken neden Kıbrıs alınmasın? İşte bu çalışmalara başladı. Venedikli korsanların son sığınma yeri de Kıbrıs'tı. Ama Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın alınmasına başta karşı çıktı. Alınmasına değil de kuşatılmasına karşı çıktı. Çünkü burada Haçlıların geleceğini söylüyor 2. Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa. Ama 2. Selim ısrarla Kıbrıs'ın alınmasını istiyor. Mustafa Paşa Kıbrıs'ın fethi için görevlendirilmiş ve Kıbrıs fethediliyor. 1571'de 2. Selim'in emriyle Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Fatihi oluyor. Bunun da altını çizdik. Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa'dır. Değerli öğrencilerim, Sokullu haklı mıydı? Haklıydı. Çünkü gerçekten Kıbrıs'ın alınmasından sonra Haçlılar geldi ve Osmanlı'yı İnebahtı'da yaktılar. İnebahtı'da donanmayı yaktılar. Şimdi İnebahtı diyoruz ama bu İnebahtı neresi arkadaş? Bunu göstermemiz gerekiyor. İnebahtı'yı görmeden bu iş olmaz. İnebahtı nerede? Bakalım. Ben göstermesem kimse size göstermeyecek. Korint Kıstağı var şöyle. Korint kanalının olduğu yer. Ben haritayı açıp size göstereceğim şimdi. İnebahtı'da bizim donanmayı ilk defa yakıyorlar. Bakın bu İnebahtı'da donanmayla ilgili bir görsel. Osmanlı donanması İnebahtı'da yakılıyor. Evet, burası bizim tam da Korint'in olduğu yerde şurada İnebahtı var. Bizim donanmamızı burada yakıyorlar sevgili öğrenciler. Ondan sonra Sokulu Mehmet Paşa'nın yani şuradaki fotoğraftaki adam Don Juan. Sokulu Mehmet Paşa Don Juan'a şöyle söylüyor. Ey Don Paşa, sen bizi İnebahtı'da yendin ve donanmamızı yaktın.
Ancak bu bizim sakalımızı kesti sadece. Ama biz sizden Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal bir daha çıkar ama kesilen kol bir daha çıkmaz. İşte olay burada gerçekleşmiştir sevgili öğrencilerim. Bir yıl içerisinde donanma hazırlatılmış. İşte bizim donanmamız bu. Donanma hazırlatılmış ve 1572'deki ikinci İnebahtı Deniz Savaşı'nı kazanmışız. Şöyle aklınızda bulunsun. İnebahtı yangını Kıbrıs'ın fethinden sonra gerçekleşti. Biz Kıbrıs'ı aldığımız için İnebahtı'da donanmamızı yaptılar. Kutsal İttifak'la geldiler. Ne kadar gavur varsa hepsi toplandı ve Kıbrıs fethedildi. Osmanlı Devleti'nin donanmaları ne zaman yakıldı? Hemen bakalım. Osmanlı donanmasının yakıldığı zamanlar 1571 İnebahtı, 1770 Çeşme, 1827 Navarin ve 1853 Sinop. Evet. Donanma yangınları bu. 1571'de İnebahtı'da, 1770'de Çeşme'de, 1827'de Navarin'de, 1853'te Sinop'ta Osmanlı donanması yakılmıştır sevgili öğrencilerim. Gün geçmiyor ki bir donanma yangını olmasın dedik. 1574'te Tunus fethedildi. Tunus Turgut Reis tarafından fethedilmiştir. Tunus Turgut, Tutu'dan şifrelersiniz. Tunus Türk egemenliğine girmiştir. Tunus eyaleti kurulmuştur 1574'te. 1574'te Sultan II. Selim hiç sefere çıkmadı. 8 yıl padişahlık yaptı ama tarihçiler diyor ki 8 saniyelik iş bile yapamadı diyor. Hareminde koşarken hamamda ayağı sabuna basmak suretiyle geriye doğru düşüp beyin kanamasından hayatını kaybetmiştir 2. Selim. Genç yaşta hayatını kaybetti. Büyük dedesi 1. Selim gibi 8 yıl kaldı ama 80 yıllık iş bile yapamadı. 8 saniyelik iş bile yapamadı dedik. 2. Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahıdır. Bunu da not edebiliriz. 2. Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'yı tanıyalım. Sokullu Mehmet Paşa kimdir? Bosna'nın Sokol kasabasında doğmuştur. Sokol Şahin demektir Slavca'da. Balkan halkları arasında Mehmet Paşa Sokoloviç olarak tanınır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi, 2. Selim, 3. Murat döneminde sadrazamlık yapmıştır. 15 yıla yakın sadrazamlık yapmış. Sokulu Mehmet Paşa 2 metre 04 boya sahiptir. Uzun Mehmet Paşa da denir ya da tavil Mehmet Paşa denir. Tavil de uzun demektir. Değerli öğrencilerim, Sokulu Mehmet Paşa duraklama döneminin girilmesine sebep oluyor. Çünkü ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti'nin o yükselme rüzgarı sona eriyor. 1579'da Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle duraklama dönemi başlamış oldu. Sokulu Mehmet Paşa'nın tarihimizdeki öneminden bir tanesi de proje hazırlaması. Niye proje hazırlıyor? 3 tane projesi var. Bazı arkadaşlarımız onu karıştırıyorlar. Karıştırmamalar için şuraya yazıyorum. Şimdi Don Volga Kanal Projesi ile Süveyş Kanal Projesi bunlar ticaret yolları için. Ancak Marmara Karadeniz Kanal Projesi donanma yapmak amacıyla. Amaç farkı var. Şöyle soru gelirse hangisi Sokulu Mehmet Paşa'nın projelerinden derse 3 tane projesi var. Hangisi Sokulu Mehmet Paşa'nın ticaret yolları için projesi derse Don Volga ve Süveyş Kanal Projesi. Bu ikisi ticaret yollarının yön değiştirmesinden sonra tekrar ticaret yollarını Osmanlı'ya çevirmek amacıyla yapılmış sevgili öğrencilerim. Onunla ilgili görselimizi de hemen sunalım.
Sokullu'nun projeleri. Sokullu Mehmet Paşa'nın projeleri diyelim. Haritamızda da görmemiz gerekiyor. Sokullu Mehmet Paşa'nın projelerine bakıyoruz. Evet, şurada bir video var ama buna bir bakalım bakalım. Siz sesi duyamayacaksınız büyük ihtimalle. Görüntü yeter. Ses çok önemli değil. Sokullu Mehmet Paşa'nın bu üç projesinden ikisi ticaret yollarının gelişmesi, geliştirilmesi için. Dinliyoruz, yani görüyoruz bakın. Bu Marmara Karadeniz Kanal Projesi. Şu. Yani şuradan bir yol açıp burada tersane kurmak ve bu tersaneden gemi yapmak. Bunu geçtik. Bu Marmara Karadeniz Kanal Projesi. Gördüğünüz gibi gelecek. Sapanca Gölü ile ne diyor? Bu projede Sakarya ve Marmara arasında bir yer açıp yakındaki illerin nüfusunun arttırılması amaçlanmış. Sapanca Gölü ile Marmara'yı birleştirecek. Tamam, geçtik. Fakat bu proje 2. Selim tarafından reddedilmiştir ve günümüzde de yapılamamıştır. Proje Don Volga. Gelelim Don Volga. Don Irmağı burası, Volga burası gördüğünüz gibi. Şurası Karadeniz, burası da Hazar Gölü. Şimdi Volga nereye akıyormuş gördüğünüz gibi? Hazar akıyor. Don nereye akıyor? Karadeniz akıyor. İşte şurayı birleştirmek istiyor sevgili öğrenciler. Şurayı birleştirerek Karadeniz'deki donanma buraya gelecek ve buradan Volga'ya girecek. Volga'dan da Hazar Gölü'ne girecek. Hazar Gölü'ne donanma getirmek istiyor. Bence güzel bir proje. Bakalım. Evet, buradan burayı birleştirmek ve buradan da donanmayı buraya indirmek. Volga Hazar'a akıyor. Burada amaç Don ve Volga Irmağı'nı birleştirip Hazar'ı yola çıkıp gemilerimizi Hazar Denizi'ne bırakmak. Tamam. Fakat 2. Selim kabul etmediği için yapılamamış ve Sovyetler Birliği zamanında aslında burada bir yanlış var. Yapılamamasının nedeni adamın kabul etmemesi değil. Çalışmalar başlamış ama orası çok soğuk. Zaten yılda iki ay ancak kazı yapabiliyorsun. O zaman da Sokullu Mehmet Paşa ölmüş. 1952 yılında o zaman Stalin vardı. Açtılar. O kanal şu anda var. O kanal var. Proje Gobi Çölü'nün ortasında kanal açmak. Üçüncü proje diyor. Ne demek istedi bakalım. Gobi Çölü nerede? Gobi Çölü orada değil. Onu da yanlış vermiş. O Sina Yarımadası burası. Gobi Çölü falan değil. Şimdi şuradan kanal 10 kilometre. Şu anda açık bu kanal. 10 kilometre. Buradan bu kanalı açmak istedi. O açamadı. 1869 yılında da İngiliz-Fransız şirketi açtı. Buradaki amaç da şu. Şimdi eskiden buraya getiriyorlardı gemileri. Gemiler geliyordu, yükleniyordu. Buradan tekrar şu limana geliyordu. Bu limandan Kızıldeniz'den şeye gidiyordu, Hint Okyanusu'na. 10 kilometre gidiyordu yani. Şimdi burayı açmak amacıyla çalışma başlatıyor ama ölüyor zaten. Güzel bir projeydi. Yapalım. Tamam, devam etsin. Buna ne diyecek bakalım arkadaşımız. Bu proje Doğu Batı ticaretini geliştirmek, baharat yolunu falan peşbekan demiş. Devam etmiş. Yine Gobi demiş. Ben Gobi Çölü'nün ortasında bir kanal açmış. Gobi Çölü. Gobi Çölü nerede? Bu dediği yer nerede? Yani Gobi arkadaş, bunlar ne kadar cahil adamlar ya. Gobi Çölü, bak haritada gösterelim. Yani Orta Asya'da bizim orada Moğolistan'da Gobi Çölü. Moğolistan altında Gobi Çölü. Gobi Çölü'nü nereden çıkarttın ya? Yani akıl var, mantık var. Gobi Çölü nerede? İkide bir Gobi demiş oraya. Neyse ki bilimden anlayan var. Gobi Çölü deyip durmuş orada. Tekrar geldik. Açsın bakalım. Neyse.
gerisin yola gitmek için devam et de. Bak Sokulu Mehmet Paşa bunu çözmek için Gobi Çölü'nün ortasına diyor. Hayret bir şey. Ama ikinci Selim kabul etmediği için, bunu da kabul etmediği için değil, ikinci Selim kabul ediyor. Öyle bir şey yok. Bu da FETÖ'cü çıktı. Bu nereden çıktı? Evet. Değerli öğrencilerim, bu şekilde hallettik. Bunu geçtik. Sokulu Mehmet Paşa'nın projeleri. Süveyş Kanal Projesi, ardından Don Volga Kanal Projesi, Marmara Karadeniz Kanal Projesi. Osmanlı döneminde 7 kez gündeme gelmiş. Sokulu Mehmet Paşa Sakarya'yı Sapanca Gölü yoluyla İzmit Körfezi'ne bağlayarak gemi yapımı için kereste ihtiyacını karşılamak istemiş. Proje için Mimar Sinan ile Girez Nikola adında bir Rum kalfası görevlendirilmiş. Kanal ve kazı yapılmaya başlanmış. Bak başlanmış. Kazılar Körfez tarafından 15 kilometre ilerlemiş. Sonra savaşlar dolayısıyla yarıda kalmış. 3. Murat döneminde tekrar gündeme gelmiş ancak padişah gerekli önemi göstermemiş. Yani projeler başlamış. Biz başlarız ama iyi bitiremeyiz. Şöyle bir söz var. Türk gibi başla, Alman gibi bitir diye. Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Başlamışız ama gerçekten bitirememiş sevgili öğrencilerim. Böylelikle yükselme dönemi bitti. Yükselmenin son padişahı 3. Murat aynı zamanda duraklamanın da ilk padişahıdır. Bunun neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Aşağıya doğru indiğimizde duraklama döneminde yani milli eğitimdeki adı arayış yılları 1579-1699 yılları arası Osmanlı duraklama dönemi ya da diğer adıyla arayış yılları. Duraklama dönemi 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar, 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar devam eder. Dönemin ilk padişahı 3. Murat, son padişahı 2. Mustafa'dır. Bu dönemde toprak kayıplarının yanı sıra doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılmış. Duraklama döneminin denmesindeki sebep ki benim hepinizde vardır diye tahmin ediyorum. Şu kitabımda Usta Tarihi biliyorsunuz. Usta Tarih kitabında bunu yazdım. Bu soruyu yazdım. Dedim ki neden duraklama denmiş dedim. Cevap da şu. Yükselme dönemine göre daha az fetih olması. Fetih var. Şöyle ki şimdi şurası duraklama, millet zannediyor ki durdu yani Osmanlı. Durmadı. Yine fetihler devam ediyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor adam. Fetihler devam ediyor ama bir yandan da veriyor. Veriyor. 3 aldıysa 2 veriyor. Yine aynı yere geliyor. İşte bu nedenle duraklama. Doğuda ve batıda en geniş sınırlara bu dönemde ulaşılmış. 3. Murat'la devam edelim. 2. Selim'den sonra 3. Murat geliyor. 3. Murat annesi Nurbanu'dur. 3. Murat tahta çıkıyor. Sokulu Mehmet Paşa yaşıyor o sırada. Çünkü Sokulu'nun ölmesine ne kadar zaman var? İşte 5 yıl var. Sokulu'nun ölmesine 5 yıl. Neden? 1574'te tahta çıkıyor. Sokulu'nun ölümü 1579. Sokulu Mehmet Paşa ölene kadar da yükselme devam ediyor. Yani 3. Murat'ın 5 yılı yükselmeye giriyor. Ondan sonraki dönemi ise duraklama dönemine giriyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet kuruluşun son padişahı, yükselmenin ilk padişahıdır. Fatih. Kuruluşun son, yükselmenin ilk. 3. Murat ise yükselmenin son, duraklamanın ilk padişahı. 3. Murat değil, yükselmenin son, duraklamanın ilk padişahı. Çok değerli memurlar, devletimizin güzide memurları, Darül Rasadül Cedide 3. Murat'ın fermanıyla Tophane sırtlarında Müneccinbaşı Takıyettin Mehmet Resathanesi açıldı. Evet, 3. Murat döneminde bu rasathane açılıyor. Maalesef 2 yıl sonra bir kuyruklu yıldız geçiyor ve birkaç kişide veba hastalığı görülünce Şeyhülislam Şemseddin Efendi gökyüzünde meleklerin haremi var, meleklerin bacaklarına bakıyorsunuz. Veba hastalığı da bundan türedi, sapıklar diyerek kendi sapıklığını örtmek amacıyla rasathaneyi yıktırıyor ama nasıl biliyor musunuz? Öyle bir sinir ve hınç haliyle bombalıyorlar yani. Rasathaneyi top gülle atıyorlar ve yıkıyorlar. Zındıklar, sapıklar diyerek Freud diyor ki kendi sapıklığını diyor
örtmek için çok fazla ahlaktan bahseden insanlar var diyor. İşte onun gibi. Onun gibi. Çok önemli. Sevgili öğrencilerim, Bruno vardır felsefede. Bruno. Diyor ki, Tanrı diyor, kendi düzenini kurmak için iyi insanları kullanır. Kötü insanlarsa diyor, kendi düzenlerini kullanmak için, kurmak için Tanrı'yı kullanırlar diyor. Onun gibi yani bu iş. Aynı dönemde Uranburg rasathanesini açan Tycho Brahe var. Bu adama da hiç kimse dokunmadı Avrupa'da. Takıyettin'le aynı çağdaştır. Takıyettin'in rasathanesini unutmayın. Osmanlı'da ilk rasathane açan Takıyettin Mehmet sonra pişman olmuştur. Rasathanesi bombalanmıştır, zındıklıkla suçlanmıştır. Aramızda herhangi bir yeri bombalayan var mı? Devam ediyoruz. Vadi-i-Sevil. Vadi-i-Sevil muharebesi. Osmanlı ve Fas müttefik kuvvetleriyle Portekiz'de yaptıkları savaş Üç Krallar Savaşı ya da Kisarü'l-Kebir Savaşı deniyor. Bu savaşta Osmanlı Fas'a alıyor ve Atlas Okyanusu'na dayanıyor. Bunu da hemen size göstermek istiyorum. Ben göstermezsem kimse size göstermez. Siz de merak edip de şu Kisarül Savaşı'na bir bakalım da diyeceğinizi düşünmüyorum işin aslı. Yapıştırdık. İnternette bu arada çok saçmalıklar var. Her gördüğünüzde inanmayın. Bak biraz önce ne dedi? Gobi Çölü diyor herif. Yani Gobi Çölü daha Orta Asya'da böyle saçmaladı sevgili öğrencilerim. Kisarü'l-Kebir. Bak Kisarü'l-Kebir burası. Burası Fas. Fas. Ha, şurada. Kisarü'l-Kebir. Haritamızdan bakıyoruz. İngilizce bilen arkadaşlarımız okuyabilir. Kisarü'l-Kebir ve'tır furekes provinting el-lokul horli. Yani orada yağmurdan falan bahsediyor. Bir hava durumu. Bizim hava durumuyla ilgili bir sorunumuz yok. Haritayı görmek amacıyla yapmıştık. Sanırım şu haritaydı. Şurada mıydı? Ha, yani burası Fas bakın. Fas. Gidenler vardır belki aramızda. Fas'a gidenler varsa onlar da çok iyi bilirler. Aramızda Fas'a giden var mı? Kisarü'l-Kebir gördük. Kütahya nereden çıktı? Kütahya. Kütahya bizim konumuz değil şu anda. Buradan bakabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Fas'ta yani. Tamamdır bu iş. Devam edelim. Kisarü'l-Kebir Savaşı olarak da bilinir. Savaş Osmanlı'nın kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaş sonucunda Portekizlerin Akdeniz'deki üstünlüğü sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Atlas Okyanusu'na uzandı. Karşıda ne var? Atlas Okyanusu'na uzandı. Karşıda USA var. Macera dolu Amerika var. Ama o bizim için batıda duruşumuzun da göstergesi. Bu sırada İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 3. Murat'ın dostluğunu elde etmek amacıyla elçisi Harborne'yi 3. Murat'a gönderdi ve ilk defa kapitülasyon hakkı elde etti. Bunun altını çizin, not alın. 3. Murat döneminde ilk defa İngilizlere kapitülasyon verilmiş. Ve 3. Murat İngilizlere ne diyor biliyor musunuz? Kullarım diyor. Kullarım. Siz benim kullarımsınız İngilizlere. İngilizler daha o zaman Kraliçe Elizabeth, bu 1. Elizabeth yalvarıyor yani 3. Murat'a. Sultanım diyor. Bak şimdi onu da göstermek istiyorum. Meraklandığınız için gösteriyorum. Şimdi İngilizlerin 3. Murat'a yazdığı mektup. Bakalım ne demiş 3. Murat'a. Mektubu 3. Murat'ın mektubunda ne yazıyor? TRT'de çıkmış. Ne yazıyor? Bu Sayın Cumhurbaşkanı ve İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in yazdığı mektubu hediye etmiş bakın. Justin Welby'yi kabul ediyor Cumhurbaşkanı. Yeni Türkiye'nin vizyonu falan filan.
Elçisi Elizabeth'e yazdığı mektup. Bakın dikkat edin. İki ülke arasında dostluk ve ahitnameyi hümayun gereğince dost ve düşmana karşı birlikte hareket edilecek. Ahitname şartlarına uyulduğu takdirde İngiliz tüccarlarına kimsenin zulüm etmek ihtimali olamaz. Eskiden Osmanlı padişahı dostluk edenler nasıl saygı görüp himaye edilmişse siz de o şekilde muamele edilecek. İspanya'da esir olan Müslümanların İngiltere tarafından kurtarılması sadakat ve bağlılığımızın göstergesi. Elçiniz de göndermiş olduğunuz mektubunuzda Osmanlı donanmasına ilişkin söyledikleriniz hususunda hepsiyle ilgili malumum olmuştur. İlkbaharda büyük bir donanma gönderilmesi kararlaştırdı. Allah-u Teala donanmayı zafere ulaştırsın. Evet. İşte kullarım diye sesleniyor. Siz benim kulumsunuz diyor. O zaman İngilizler daha ağaçta portakal. Çok değerli öğrencilerim, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa 3. Murat'ın gizli emriyle, ki orada Safiye Sultan var. Safiş, Hülya Avşar oynamıştı onu da. Safiye Sultan'ın gaza getirmesi sonrasında Sokullu Mehmet Paşa maalesef bir Bosnalı derviş tarafından hançerlenerek katlediliyor. Bu durum duraklama döneminin başlangıcı olmuş. Üzüldüğünüzün farkındayım. Sokullu Mehmet Paşa ne istediniz adamdan yani? Kaç yaşında adam? Osmanlı devlet memurluğu yasası olan Kanuni Kadim'e aykırı ilk defa New Army alınmış. Yeniçeri alınmış ve sonunda orduda bozulmalar başlamış. Bunun altını çizelim bakın. 1582'de Osmanlı Devleti'nde Kanuni Kadim, günümüzde 657 sayılı devlet memurluğu yasası. Kanuni Kadim'e aykırı olarak ilk defa Yeniçeri alımı yapılıyor. Sonuçta orduda huzursuzluklar baş gösteriyor. 1583'te İstanbul'da ilk yabancı dil okulu, yani yabancı okul olan Saint Benoît, yani Saint Benoît açıldı. Fransa Kralı 3. Henry'nin isteği doğrultusunda okulların yönetimi Papa 13. Gregoris Cizvit rahiplerine verdi. Osmanlı'da açılan ilk yabancı okul Saint Benoît okuludur. Belki dinleyenler arasında mezun da olabilir. Mezun varsa hemen açsın şeyi, sesini, bize Saint Benoît ile ilgili bilgilerini versin lütfen. Saint Benoît fiyatı diyor bak. Ne kadarmış merak ettik şimdi. Saint Benoît hala var. Okulları tanıyalım. Fransız Saint Benoît hala var. Okulun öğrenim ücreti 2019-20 öğretim ücreti bir peşinat 5 taksit halinde 68.240 TL. Peşin 61.000. İyi. Bir yıllık. İyi, fena değil. Bizim çiftçilerimiz gider. Bak ne diyor? Mezunlar ağırlıklı olarak Fransa'da üniversite okumayı tercih ediyor. Tüm Fransız liseleri gibi Kanada'da tercihler arasında yer alıyor. Okulun öğrencilerin yaklaşık %50'sinin tercihi yurt dışı oluyor. Okulun bu yıl mezun olarak öğrencilerimizin şimdiye kadar yarıdan fazlası Fransa'ya gitti. Geçen yıl da Koç'a gitmişler, Bilgiye, Bahçeşehir'e, Özyeğin'e gitmişler falan, Feşbekan. Var mı bizim Dal Ege Üniversitesi falan? Yok. 9 Eylül'e bir kişi gelmiş. Adü'ye gelen var mı? Adü listede yok. Çin kültürü falan öğretti. Yatılı eğitim sunuyor mu? Hayır. Eğitim kalitesi nedir? Saint Benoît Fransız devletinin Frank Edişi markasına layık görünmüş. Yani böyle. Evet. Başarısı demiş. Bak ne diyor? Saint Benoît okulu burası. Saint Benoît burası. Bayağı da eski okul. Osmanlı'da ilk açılan yabancı okuldur. Devam edelim. İlk defa tahşişi sikke uygulaması yapılmıyor. Ama en fazla tahşişi sikke bu dönemde yapılıyor. Geçen derslerimizde Fatih döneminde tahşişi sikke yapıldığını görmüştük. Yani piyasadaki paranın toplatılıp tekrar basılması. İşte 3. Murat ekonomi kötüye gittiği için piyasadaki altın ve gümüşü topluyor, tekrar basıyor. Ama şöyle bir durum var. Eskiden şu kadar gümüşten, şu kadar gümüşten 300 tane akçe kesilirken şimdi bu kadar gümüşten 500 akçe kesilmeye başlıyor. Böylelikle paranın değeri düşürülüyor. Çünkü ağırlığıyla ölçüldüğü için ve ilk defada hazinede büyük açıklar görülüyor. 1590'da Ferhat Paşa Anlaşması doğuda Osmanlı'nın ulaştığı son sınırdır. Ferhat Paşa Anlaşması 12 yıl savaştıktan sonra Ferhat Paşa Anlaşması yapılmış ve Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaşmış. İran dediğimizde kim sapabilir? 3. Murat 1595'te vefat ediyor, yerine 3. Mehmet geçiyor. 3. Murat Muradi mahlasıyla şiirler yazmış. Muhibbi'den sonra en çok gazel yazan padişahtır.
ve 206 çocuğu vardır. Ben buraya 102 yazdım psikolojiyi düzeltelim diye. 206 çocuğu vardır. Osmanlı Devleti'nde en fazla çocuk sahibi olan padişahtır. Buradan da anlaşılıyor ki devlette bir duraklama var ama padişahta maşallah hiç duraklama falan yok. Aile planlaması falan yok. Hatta bir saniyede 2-3 çocuğu birden oluyor. Aynı dakika içerisinde 2-3 çocuğu olduğu zamanlar olmuş. 206 çocuğu var. Şimdi 206 çocuktan bunun 103'ü diyelim ya da 102'si erkek olsun. Bir tanesi tahta çıkacağı için erkeklerden normalde katli vaciptir. Yani 101 tanesinin ölmesi gerekiyor A101 olması için. Yani bir Game of Thrones olayı görülüyor burada. Game of Thrones. İkinci dersimizde Game of Thrones'u kimin kazandığını göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Bir de tablo çizdireceğim size. Sevgili öğrencilerim, 3. Murat Osmanlı Devleti'nin yükselmesindeki son padişahtır. Onun sebebi de Sokulu'dur zaten. Sokulu'nun ölümünden sonra duraklama dönemi başlamıştır. 3. Murat döneminde İngilizlere ilk defa kapitülasyon verilmiş. İngilizlere. Bir de Saint-Benoît Osmanlı sınırlarında açılan ilk yabancı okul olmuştur. Onu da unutmayalım. Fransızlara kapitülasyon veren Kanuni'ydi. İngilizlere kapitülasyon veren de 3. Murat'tır. Bir de neresi alınmış? Fas. Fas alınmış. Fas'ın alınmasıyla da Atlas Okyanusu'na Osmanlı ulaşmış. 1590'da da Ferhatpaşa Anlaşması'yla doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Değerli öğrencilerim, ikinci ders için Telegram'a atacağım linki. Merak etmeyin. Diğer arkadaşlarımız Telegram'da var mı? Mesela Hülya arkadaşımız hoş geldi. Şükrü burada. Kapanırsa Telegram'dan atacağım. Telegram'a girin lütfen. Usta hocalar Telegram'ına. Oraya atacağım linkimizi. İkinci derste duraklama için tablo çizeceğiz. Kapanırsa merak etmeyin. 10 dakika sonra buluşuruz. 13.20'de görüşmek üzere.